Agalarım, herkese selamlar olsun öncelikle. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. %95'imiz erkekte olsa kitlemizin. Dostlarım, şimdi 8 Mart için 5 adet mücadelem var. İdeal yüksek konulardan bahsedeceğim. Fakat sizlerden ricam önce beni bir dinlemenizdir. Lütfen. Şimdi ben uçağa bindim. Hatta şöyle direkt göstermek istiyorum sizlere. Hep sizler için tamamen aga. Lütfen dinleyin. Uçağı kaçırdım aga. 3 tane İstanbul'a geldim. 4 tane hatta 3 tane mücadeleye gideceğim. 4 gün buradayım. Dedim ki 3 tane stat'tan canlı yapacağım sizlere. Bir tanesi Anadolu Efes Bayern Münih. Bugün oynandı. Yaptık. Tertemiz alnımızın akıyla çıktık. Yarın Galatasaray maçına gideceğim. Diğer gün de Fenerbahçe. Bakın hepsi de çok iyi yerlerden aldım. Özellikle dikkat ettim. Ve en iyi şekilde sizlere stat atmosferini yaşatıp canlı olarak kazanç sağlatmak istiyorum. Dedim ki mekanda izleyerekten de başladım. Bu şekilde bütün çekimlerim kendime ait zaten. Kimseye çaldırmam ve şöyle başlıyoruz. Bu şekilde başlıyoruz şeklinde koydum zaten. Ondan sonra dedik ki başlayalım. Birinci periyot start canlısı bir diyerekten. 42.5 üst verdim aga. Ne oldu statta de bir çektik mi? Çektik. İkinci canlım stat 2. Iki. İkinci periyodu ben Anadolu Efes'in kazanmasını bekliyordum. Ne oldu? Anadolu Efes kazandı mı? Kazandı. Üçüncü, üçüncü canlımız stat 3. Ne verdik aga? Üçüncü periyot Anadolu Efes'in kazanmasını bekliyordum. Burada dediğim gibi stat atmosferini sizlere elimden geldiğince yaşatmak istiyorum. Ve yarın Galatasaray maçına gideceğim. Diğer günde Fenerbahçe'ye gideceğim. Hepsini aynı şekilde yaşatmak istiyorum. Üçüncü çeyrekte geldi mi geldi. Bakın böyle hizmet yok. Herkes açık gruba atıyorum bunları. Açıklama ve yorumlar kısmında var zaten. Bu şekilde devam ediyoruz. Dördüncü canlımız ve stat son. Dört periyot var. Dört canlı yaptım. Dedim ki Bayern Münih'te 26 sayı fark yemez sesli izleyin yanıyoruz hep birlikte. Start canlımız 4'te 4. -4. Bayern Münih maçını vermiştim. Yedekleri çıktı. Aslar girdi. Bu geldi. En son Fenerbahçe canlısını verdim. 6'da 6. Bereketli olsun diyelim. Çok güzel bir kazanç sağladık. Tebrikler. Yani şöyle söyleyeyim. Açıklama ve yorumlarda herkes açık Telegram grubumuz var. Sizlerden oraya katılmanızı rica ediyorum. Bu videoda herhangi bir reklam falan yok. Direkt başlayalım. Çok uzun bir video yapmak istemiyorum. Sizlere de Galatasaray Rize maç skorunu sorduk. Bilenler yorumlara yazabilir. Daha doğrusu skor tercihlerinin yoruma yazın. Bilen bir kişiyi ben katı Telegram gruplarımızda eklerim. Galatasaray izle mücadelesindeyiz. Dediğim gibi yarın statta olacağım. Sizlere stat atmosferini yaşatmak istiyorum. O yüzden Telegram kanallarımıza mutlaka katılmanızı öneriyorum. Ben Galatasaray'ın burada gollü bir galibiyet almasını özellikle Rize'nin de son maçını izledim. Rize tarafından da gol gelebilir. Ben ideal olarak mücadelenin zaten 2.5 üstünde bir olmasını bekliyorum. Oran bir 40 seviyelerinde 1.42 bandında. Ben Galatasaray'ın alıp mücadelenin de 2.5 üstü olmasını bekliyorum. Bunu değerlendirdik mi? Değerlendirdik. Bir de yüksek orandan şöyle de olabilir. Mücadele bandı 2-1, 3-1 arasında bir Galatasaray galibiyeti geleceğinden mat sonu 1 ve KG var seçeneği de 1.84 bandlarında oranı var. Böyle bir değerlendirme yapabilirsiniz. Eksi olarak su, e, suyu bulandırmak istemiyorum. Bir tane de tercihim var. Bunu da sizlere Telegram gruplarına özel olarak vereyim maç önü. Porto ile Portina Monense mücadelesi. Porto'nun ihtiyacı var mı? Var. Fakat Porto'nun Şampiyonlar Ligi mücadelesi var dostlarım. Arsenal'le ve Arsenal'i e devirdiler. Yani kendi evlerine 1-0 attılar aldılar maçı götürdüler. Çok zor bir mücadele Porto da bunu biliyor. Mücadeleyi bence Porto kazansa bile mücadelenin ben 4.5 altında kalmasını bekliyorum. Tek tercih mücadelenin 4.5 altında Porto'nun galibiyeti. Stuttgart'ta Union Berlin karşılaşması. Stuttgart kendi evinde oynuyor ve kendi evinde gerçekten iyi oynuyor. Neredeyse kendi evinde maç başı 3 gol ortalamasıyla oynayan bir Stuttgart var. Forvetleri de Afrika Kupası'ndan zaten döndüğünü biliyorsunuz. 2-3 maçta da oynuyor. Formda ben de burada Stuttgart'ın atacağı 2 golü değerlendirdim. Ev sahibi 1.5 üst düz olarak gittim burada. Herhangi bir yüksek oran veya macera aramadığımı söylemek istiyorum. Stuttgart tarafında olduğumu belirtmek isterim. Napoli Torino tek tercih ve yüksek oran. Napoli kendi evinde bir Barcelona ile bir maç oynadı bildiğiniz üzere. bir bir berabere kaldı. Bu hafta tekrardan bir rövanş mücadelesi var. İspanya'ya Barcelona'ya gidecekler. Zor bir karşılaşma. Torino burada gol atabilir mi? Atma ihtimali yüksek. Fakat ben tek tercih olarak da mücadele genelinde toplam gol aralı 2-3 gol 1.77 gibi orandan sizlere önermek isterim. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Tek tercihim burada 2-3 golün gelmesi olacaktır. Son mücadele ve gelmesini beklediğim bir karşılaşma. Baskonya ile Alba Berlin karşılaşması. Baskonya'nın buradan mutlak galibiyetini bekliyorum zaten. Mutlak galibiyetine çok fazla oran açmamışlar. Hatta oran yok gibi bir şey. Biz burada şöyle bir değerlendirme yapacağız. Baskonya 8 fark atar. 1.38 bandı oranı var. Şöyle söyleyeyim. ideal kombinlere girebilecek bir karşılaşma olduğunu söyleyeyim. Burada Baskonya'nın 8 sayı fark atarını değerlendireceğim. Değerlendirecek herkese de bol şanslar. Hızlı bir anlatımla 5 maç anlattım. Zaten ya gecenin bir vakti stat'tan çıktım. Anadolu Efes maçından öyle çektim. 5 maçın bu şekilde stat canlıları devam edecek. Açıklama yorumlarda herkes açık Telegram gruplarına katılmayı unutmayınız. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.